teröristlerle saldırsanız, mahkemeler de açsanız, isterseniz de tutuklayın. Hiçbir önemi yok. Çünkü biliyoruz ki bu mücadelenin sonunda daha çok kadın yaşayacak. Daha çok kadın özgürce yaşayacak. Eşitçe yaşayacak. Biz o salonlarda müdahil olarak oturanlarız. Bizler bu adliyeleri dolduranlarız kadınların yanında. Bir kadın şiddete uğradığı zaman onun yanında olanlarız biz kadınlar. Bakanlıktan çok kadınlar bize başvuruyor. Bunun farkında mısınız? Bakanlara güvenmiyor bu toplum. Bize güveniyor. Bunun farkında mısınız? Biz bunları yapmak zorunda kalmasaydık da sizler kadınları güçlendirecek politikalar yapsaydınız. Kadın düşmanı politikalar yapıyorsunuz halen daha. Biz bunları yapmak zorunda kalmasaydık da sizler o ilk imzacısı olmakla övündüğünüz İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesinin uygulanmasıyla ilgili etkin bir süreç işletseydiniz. 6284 sayılı kadınları şiddetten korunma kanunu etkin uygulansaydı. Uygulansın. Uygulamak zorundasınız. Yapmadınız. Siz yapamıyorsanız inin. Biz kadınları yaşatırız. Biz yaparız. Ama bize engel olmayacaksınız. Bize engel olmayacaksınız. Gözaltına alınırken de ters kelepçe yaptılar. Ters kelepçe yapanlar kimler? Kadınların hakkını savunanlara ters kelepçe yapanlar kadın katillerini elini kolunu sallayarak o mahkemelere girip çıkışını hep birlikte izliyoruz. Bunu sağlayanlar. Kadınlara şiddet uygulandığı zaman o erkeklerin sırtını sıvazlayanlar. Bu işte sizin ikiyüzlülüğünüzdür. Siz şiddet uygulayan erkeklere bu kadar detaylı araştırma yapıp bir gün bile gözaltında tutup bu işlemleri yaptınız mı? Yapmadınız. Yapmadınız. Onlarca kadın öldürüldü bu ülkede. Ayşe Tuğba Arslan'ı korudunuz mu? Korumadınız. Herkes hukuka uymak zorunda. Kadınlar hakları için her şeyi yapacak. Meydanlarda da olacak, sokaklarda da olacak. Kadın hareketi yükseliyor. Kadınlar güçleniyor. Cesaret kazanıyor. Kadınlar vazgeçmiyor. Kadınların mücadelesi durmayacak. Daha çok kadın özgürce yaşayacak. Eşitçe yaşayacak. Ve biz buna hazırız. Sonuna kadar. Bizim derneğe açılan davanın arkasında ne var, kimler var bir bir apaçık da ortaya çıkıyor. Biz bunu baştan da söylemiştik. Bize yönelik bu derneğimize el uzatmanın aslında Türkiye'de temel hak ve özgürlüklere ve bunun için mücadele eden herkese ilişkin bir müdahale olduğunu ve buna mücadele edecekleri susturmaya, gözdağı vermeye yönelik olduğunu, aynen bu öngörümüzün doğrulandığı günlerdeyiz. Asla yalnız yürümeyeceksin! Asla yalnız!